Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kanalımızda sizlerle dut ağacının, dut yaprağının, dut meyvesinin faydalarından, yararlarından bahsedeceğiz. Öncelikle videomuzdaki dut ağacı aşılama yöntemiyle yeni nesil geliştirilmiş, tamamen eşki bir tadı olduğu için şeker ve diyabet hastalıklarında alternatif bir şifalı bitki olarak geliştirilmiştir. Bilindiğinin aksine meyveleri hem böyle kocaman kocaman olmaktadır, hem de tamamen ekşi bir tadı olmaktadır. Dut ağacı sağlam gövde yapısıyla dayanıklı bir mobilya ağacı olduğu için saz bağlama yapımında kullanılmaktadır. Kabukları, yaprakları çay olarak demlenerek içilmektedir. Meyvelerinden günlük 10-15 kadar yenildiğinde sindirim sistemi hastalıklarında, kabızlık tedavisinde oldukça yararlıdır. Mide ve bağırsaklara çalıştırıcı etkileri vardır. Dut yaprağının çayı yine günlük 10-15 tane dut yaprağı veyahut da 3-5 tane dut yaprağı demlenerek, kurutularak demlenerek çay içildiğinde birçok hastalıklarda faydalıdır. Bu hastalıklar genellikle kalp ve damar hastalıklarında, kötü kolesterol hastalıklarında faydalıdır. Hipertansiyona faydalıdır. Özellikle bu videomuzdaki dut ağacının meyvesi tamamen turşu gibi ekşi bir tadı olduğundan diyabet ve şeker hastalıklarında kullanılmaktadır. Ancak diğer dut ağaçları, tatlı şekerli dutluklar bundan istisnadır. Bu tamamen ahududu tarzında bir dut olmaktadır. Meyveleri koca koca olmaktadır. Eşki bir tadı olmaktadır. Dut ağacının meyvelerinden yine reçeller, marmeladlar, şuruplar, pekmezler yapılmaktadır. Dut ağacının pekmezi kansızlık, anemi hastalıklarında faydalıdır. Sindirim sistemi hastalıklarında yararlı olmaktadır. Gastrit, ülser, reflü, hazımsızlık, şişkinlik, mide ülseri ve bağırsak hastalıklarında faydalıdır. Yine demlenerek içilen dut yaprağı çayı veya da dut kabuğu çayı bağırsaklardaki bulunan ten yapı parazit kurtları düşürücüdür. Soğuk algınlığı, gripal hastalıklarda, ateşli hastalıklarda vücudun direncini artırmaktadır. Zira zengin kalsiyum, K vitamini, potasyum ve C vitamini gibi vitaminler barındırır. Ateşli hastalıklarda vücut direncini arttırır. Ateş düşürücü etkisi vardır. Vücuda kuvvet, direnç vermektedir. Potasyum bileşeni vitaminiyle hem diyabet ve şeker hastalıklarında dut yaprağı çayı diyabet ve şeker hastalıklarında kan şekerini düşürücüdür ve hipertansiyonda, kötü kolesterolde faydalıdır. Veyahut da temizlenmiş bir kan ve damar tıkanıklığı kolesterol oluşturmadığı için böylelikle damar tıkanıklığı hastalıklarında faydalıdır. Gördüğümüz gibi bir dut meyvesi bu şekildedir. Bu dediğimiz gibi aşılama taktiğiyle geliştirilmiş dut ağacıdır. İdrar ve safra kesesi karaciğer hastalıklarında oldukça yararlı olan ve karaciğerde bulunan toksinleri de terleme ve idrar yoluyla dışarıda atan dut ağacı hemen hemen bütün organlara fayda ve yarar sağlamaktadır. Yorgunluk ve halsizlik gibi problemlere etkilidir. Dut pekmezi tıpkı keçi boynuzu pekmezi gibi vücuda kuvvet ve enerji vermektedir. Yarar sağlamaktadır. Antikanser tümer özelliğiyle kanser hastalıklarının oluşmasını engellemektedir. Kanser tedavisinde de kullanılmaktadır. Birçok alanda kullanım olan dut ağacı ipek böceği yetiştiriciliğinde etkili bir bitkidir. Beyin fonksiyonları için de faydalıdır. Uykusuzluk problemleri çeken insanlar için de yararlıdır. Demlenmiş dut yaprağı çayı yaraların üzerine sürülerek sedef, egzama, kaşıntı, uyuz gibi cilt hastalıklarında çıban apse tedavisinde yararlıdır. Yine romatizma ve kireçlenme hastalıklarında tahili içildiğinde ağrı kesici özelliği vardır. Vücudu rahatlatıcı özelliği vardır. Yine göz hastalıklarında, göz tansiyonunda ve bilgisayar başında çalışan arkadaşlar için ekmeğini bilgisayardan kazanan
insanlar için de göz sağlığında faydalıdır. İleriki yaşlarda görülecek kemik erimesi hastalıklarında da yara sağlamaktadır. Ve iki kemiği birbirinden ayıran eklem olarak belirtilen o lastiksi kıkırdak dokusunda geliştiren ve ileriki yaşlarda görülebilecek kemik erimesi hastalıklarında ve romatizma, kireçlenme hastalıklarında faydalı olmaktadır. Vücuttaki ödemi atarak obezite ile mücadelede fayda vardır. El ve ayak mantarları hastalıklarında haricen yaprakları demlenerek çay yapılarak içilmektedir. Kullanım alanları yaygındır. Sindirim sistemi problemleri çeken insanlar için oldukça yararlıdır. Sakinleştirici de özelliği olan dut ağacının birçok anlamda faydaları yararlı olmaktadır. Zira gördüğümüz gibi yapraklarında ve dallarında hiçbir şekilde bir parazit, mikrop barındırmadığı için sağlam bir de gövdesi olduğu için videomuzda göründüğü gibi dut ağacının yapraklarından, kabuklarından, meyvesinden her alanda, her yerinden faydalanılmaktadır. İşte bu yeni nesil aşılama taktiğiyle diyabet ve şeker hastalıkları için geliştirilen bu dut ağacı meyveleri böyle olmaktadır. Böyle sanıldığının aksine limona benzeyen çok eşki bir tadı olmaktadır. Hemen hemen sıfır şeker olmaktadır. Glikoz içermemektedir. Bilinen dere kenarlarında yetişen zerdalı türü duttan farklı olan bu türü bu şekilde olmaktadır. Elbette dut ağacının çok daha farklı alanlarda yararlar olmaktadır. Kısa zamanlı kullanımlarında etki eder. Cilt hastalıklarında 10-15 tane dut yaprağı kurutularak demlenerek haricen yaraların üzerine sürülerek tıpkı bir tentodiyot oksijenle yaraları pansuman eder gibi bitkisel çözüm olarak da dut ağacı bu şekilde yaprağı kullanılmaktadır. Çay olarak içmek için de 3-5 tane dut yaprağı demlenerek içilmektedir.